Merhabalar Ordu izleyicileri. Konya Yeni Gün Gazetesi Spor Müdürü Yunus Altınbeyaz'la beraberiz. Transfer sürecini, Aykut Hoca'nın açıklamalarını, onları değerlendireceğiz. Bu arada merhabalar size. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak Aykut Kocaman'ın bir açıklaması vardı. Yerel bir TV kanalında sirkülasyon olacak dedi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu sirkülasyon oldu mu sizce? Evet. Aslında orada hocanın açıklamasını belki de dikkat çekmemiz gereken bir yer, hani benim ölçülerime göre, yani Aykut Kocaman ölçülerine göre bir sirkülasyon olacak. Onun ölçülerinin bir tık üstüne çıkacak. Aslında bakış açısına göre sirkülasyonun olduğu da söylenebilir ama beklentiye göre olmadığı da söylenebilir. Ben olduğu tarafındayım. Niye? Sadece kulübe gelen bilinmeyen simalar olarak bakarsak sadece 6 mı? 6 transfer. Ama öteki tarafta yani eleştirilen bir nokta da var orada, işte Opanasenko'nun ya da ne bileyim işte Jutta'nın, Uğur'un kadro dışı bırakılıp gelen gençler var. Hesapta olmayan, planlanan Savaş'ın kadroda kalacağı ya da Ali Yaşar'ın kadroda kalacağı bilinmiyordu. Bunları da yeni, geçen senenin Erdoğan geçen sene yoktu. Bu isimlerle birlikte yani teknik heyetin bu olaya bakış açısı şudur. 28 kişilik bir oyuncu grubu, örnek veriyorum. Bu oyuncu grubundan kaç kişi seneye yanımızda olacak, kaç kişi ayrılacak? Onların bakış açısıyla bu sirkülasyon gerçekleşti. Önemli isimler artık antrenmana çıkmıyor, yoklar. Bazı isimler de aralarına katılmışlar, yeni isimler gelmiş. Bazılar genç oyuncu, bazılar işte direkt proje transfer. Taraftar açısından da bu sirkülasyonun gerçekleşmediği düşüncesine de katılıyorum. Bu bakış açısında orada bir hani iletişim kırılması var. Bu tarafa geçmiyor yani algı. Beklentisi şu diyebilir miyiz? İlk önce yani çok büyük bir kitlenin beklediği şey Aliler. Yani bizim problemimiz oldu resmen. Alilerin gitmesini bekliyordu taraftar. Şimdi ekonomiyi düşündüğümüz zaman da Alilerin gitmesi de bu takıma uyum sağlama sürecinde de çok mantıklı gelmiyordu. Tamam, istenmiyorlar, hataları var. O beklentiden dolayı sanki beklentilerini taraftarın karşılamadığı gibi diye düşünüyorum. Yani biraz da şöyle, giden futbolcular ilk 11'de düzenli oynayan futbolculardı. Yani futbolcu havuzumuza göre, işte Fofana olsun, Yavuzcu olsun, Yatabari olsun, bunlar direkt ilk 11'de oynayabilen futbolculardı. Taraftarın beklentisi biraz da şuydu, bu giden futbolcuların birer tık daha yukarısında kaliteye sahip futbolcuların alınması yönündeydi. Böyle bir beklenti vardı açıkçası. Bu beklenti gerçekleşti mi? İşte Aykut Kocaman'ın istediği doğrultusunda transferler mi yapıldı? Yoksa gerçekten biz takımı gençleştirmek istiyorduk. Bu yönde mi transferler yapıldı? Evet. Bunu soralım. Yani çok derin bir noktaya temas ettin. Ne açıdan? Şimdi kalite algısına girmek lazım buradan. Neye göre, kime göre kaliteli? Yani rakamlara göre mi? Transfer marketteki yazan piyasa değerine göre mi, verimliliğe göre mi, sisteme uyumuna göre mi, kaliteyi tam olarak nasıl algılıyor? Aslında bunlar her şey kavramlara bakış açımızın farklılığından doğuyor olduğunu düşünüyorum problemlerin. Zaten oradaki açıklamada sizin de değindiğiniz gibi kadronun gençleşmesi hedefi var. Verimsiz oyuncuların, yani yüksek ücretler alan verimsiz oyuncuların gönderilmesi var ve bunu ikisini birleştirdiğinde hem gelip oynayacak hem aynı zamanda yaşı da düşürecek transferler. Bu bakış açısıyla baktığınızda sanki hani daha performanslar görülmedi ama hani Mia'da ya da ne bileyim Levan'da buna uygun oyuncular ya da altyapıdan gelen işte kiralık gönderilip de tekrar kadroya katılan oyuncular bu bakış açısına uygun oyuncular. Aliler meselesine gelirsek yani daha önce Mehmet Uslu'da konuşmuştuk herhalde bu konuyu. Yani her grupta doğal statüler vardır. Bu statüler hani size bazen verilir, siz bazen hak edersiniz. Bunun olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları. Her sınıfta nefret edilen bir, örneğin bir öğrenci sınıfı hayal edin. Her sınıfta nefret edilen veya bütün sorunların kaynağı olarak görülen bir tip vardır. O ilk o sınıfa öğrenciler eğitim öğretime başladığında o ilk bir ayda roller dağıtılır. Şansınıza hangi rol size denk gelirse. Şimdi bak söylediğimiz isimler bir zamanların en başarılı Konyaspor'un, yani tarihin en başarılı Konyaspor'un kaptanları. Ve bu başarılarda da çok büyük pay sahibi o insanlar. Ama o 17-18 sezonundaki o travmatik sezonda rollerde bir değişim yaşandı.
Ben taraftarla oyuncular arasındaki o sıkıntıyı anlayabilirim. Çünkü sıkıntılı bir sezondu. Futbolcular kendi bakış açısına göre haklıdır. Taraftar kendi bakış açısına göre haklıdır. Ancak problem bu sorunun bu noktaya kadar gelmiş olmasında. Yani kronik bir rahatsızlık, bir sıkıntı haline gelmesi Konyaspor'a ciddi anlamda zarar veriyor. Evet, Aykut Kocaman onlarla yolları ayırabilir miydi? Ayırabilirdi ama şöyle bir hani her oyuncuyla ilgili bir karar verirken bir verim analizi yapılır. Yani biz bundan ne bekliyoruz? Ne alabiliriz? Karşılığında da ne vereceğiz ona? Bu analizi yapıldığında şöyle kararlar alınmıyor yani. İnsan, birkaç defa okudum bunu. Hani sırf Aykut Kocaman'ın bu oyunculara vefa için kadroda tuttuğu gibi bir anlayış. Aykut Kocaman bu konularda çok sert bir insandır. Yani çok yani kararları aldığında, kati kararlar aldığında bu insani ilişkilermiş, onlarmış, bunlarmış, onlar geride kalır. Oradaki verimlilik bakış açısı şu. Şimdi yeni bir kadro, tazeleneceksiniz. Ondan sonra bir kulüp kültürü var, devam etmesi gereken bir kulüp kültürü. Şimdi 2-3 tane simge isim vardır. O şeyle başarılı olmuş, oyun felsefesiyle başarılı olmuş, o felsefeyi bilen ve bunu genele yansıtabilecek olan. Tesis ambiyansı denen bir kavram vardır. Çok önemlidir. Yani Aykut Hoca'nın sürekli söylediği şey var. Yüzlerce değişken var. Sonucu etkileyen, tabelaya giden noktada yüzlerce değişken var. Bu değişkenlerin hepsini tek tek hesap ettiğinde kendince bir karar aldı. Yani ben bu oyunculara devam etmek istiyorum. Eleştirmek taraftarın hakkıdır. Sonuna kadar ama transfer sezonu bittiği andan itibaren hem bir taraftan Aykut Hoca'ya tam güven olduğu ifade edilip hem bir taraftan da transfer sezonu bitmiş olmasına ve bu adamlarla en azından 3 ay daha hani devre arasında gönderilecek bile olsa Kasım'a kadar devam edileceği belliyken hala bu kronik bu problem olarak her maç önümüze çıkıyorsa bu biraz şeye gidiyor hani zarar verme noktasına gidiyor. Ama şöyle bir eleştiriyi tutarlı kabul ederim. Direkt Aykut Kocaman eleştirilse doğru mu? Yani bu daha tutarlı. Ben daha mantıklı buluyorum yani. Evet güveniyoruz ama sen bu kararı alarak yanlış yaptın. Doğru mudur yani bakış açısına gel. Sen bu kararı ama bizde şey var yani direkt hedefe gitmek yerine yandan hani Ali Çamdalı'ya ya da Ali Turan'a geçen sene ikinci yarıda Ali Çamdalı geldi. Tartışılır gelip geri gelmemesi ama her maç kazanamadıkça Ali Çamdalı geldi biz kazanamadık geldi ama maçta yok oynamıyor. Bu kolaycı bir yaklaşım. Çok kolaycı bir yapmış. Ben de gole bağlıyorum onu. Gol müziğini bağladım mesela. Gol müziğini değişti. Ondan sonra kazanamadı. Tabii. Bunlar total bir şey. Herkes kendi kafasında mesela bunları oluşturabilir. Ama eleştirinin direkt muhatabının ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer varsa bir eleştirecek taraf. Hani benim için sıkıntı yok. Aykut Kocaman. Ben olaya şöyle bakarım. Güvendik mi? Cami olarak güvenlik. Geri gelmesini istedik mi? İstedik. Kendi yöntemlerini uygulayarak geçmişte başarılı oldu mu? Oldu. Şimdi de kendi yöntemleriyle davranmasını bekliyorum ben. Ve karışmam. O konuda karışmam. Rahat bırakın. Ama bir kişinin özgürlüğü vardır. Aykut Kocaman'ın verdiği bir kararı eleştirme özgürlüğü vardır. Ama bunu karar verdiği kişi üzerinden değil, direkt kendisine yapmasını bekliyorum. Burası sanki daha doğal olacak. Şimdi Aykut Kocaman yanlış yaptığını düşünüyorsan Aykut Kocaman'ı eleştireceksin. Beşiktaş maçında Ali Turan'ı sahaya süren kişi Aykut Kocaman. Evet. Hata yapan Ali Turan. Aykut Kocaman'ın hatası. Sürmeseydi madem öyle gibi. Ya da Serkan'ın hatası. Ya bütün sorunu yani, biz tek bir kişiye yüklüyoruz. Eleştirilerimiz veya fikirlerimiz kişilere göre değişmemeli. Yani kolay olana gitme çok doğru değil. Zor olanı da gerek yani diyor ya işte meşhur bir söylem var sosyal medyada. Eleştiri yapmalıyız ki gelişebilelim ama eleştiri yaparken direkt özüne gitmek lazım. Aykut yani şu çelişkiden bir kurtulacağız. Aykut Kocaman'a güveniyorsak onun yöntemlerini elbette şer koyarsın. Dersin ki ben transfer sezonu içerisinde bu arkadaşların gönderilmesini istiyordum. Artık gönderilmedi. Tamam desteğim devam. Öteki taraftan sorgulamamak da bir yöntemdir. Ama bu taraftan hem sonuna kadar arkandayız hem bu taraftan da onun verdiği kararın sonuçlarını sürekli önüne getirmek o biraz Konyaspor'a zarar veren bir boyut. Ama
yine insani noktada anlayabiliyorum. Yani insanlar bir senin de söylediğin gibi bir değişim istediler. Asıl değişimi burada istediler. İstemedikleri bölümlerde değişim oldu. Taraftarın geneli için söylüyorum. Yani bunun sonuçlarının böyle olması normal. Ama devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Artık sezona girilmiş. Yani iyi veya kötü böyle devam edecek. Belki devre arasında tekrar bir check etme, tekrar bir gard alma, tekrar bir plan proje oluşturma süreci gelecek ama en azından oraya kadar daha destekleyici, pozitif olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda zaten ben de bekleyip görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eleştireceksek de yarım sezon bir görelim ne hatalar var, neyi biliyor, ne edilmiş ona göre değerlendirmek lazım ki keza ilk iki maçta bildiğim kadarıyla ligde en iyi kadroda Altuğrul yer aldı, son maçta hata yaptı. Yani bunlar olacaktır, bunların hepsi doğal şeylerdir bence. Sezonun genelinde ne alacağız? Şimdi orada madem hani hataları söyledin, oraya da girmek lazım. Bir psikolojik baskının içerisindeyseniz yani kendi potansiyelinizi bile göstermeme durum vardı. Aslında o söylediğin ilk iki maçta da Ali Turan'ın sonuçlanmadığı için problem oluşmayan hatalar vardır. Hangi maçtı? Bu arada Ankara Gücü maçı. Yine bir pas hatası, Ankara Gücü hızlı çıkmıştı, taraftar yükselmişti. Ben bütün hatalarda, o hatalarda biraz da psikolojik baskıyı görebiliyorum. Çünkü yani ilk atıyorum 2-3 maç haftanın karmasına girecek kadar iyi performans. Ama bir tarafında da her an kırılacakmış, her an bir şey olacakmış hissiyatı oluşuyor. Bu da baskıyla, psikolojik baskıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastalıklı bir hal haline geldi. Taraftarla iletişim hastalıklı bir hal haline. O korku durumu da sonuca etki ediyordur yani. Bir de son adam olduğu için hani kim hata yaparsa yapsın göze geliyor. Mesela geçen yılın son haftalarında Filipović çok bariz hatalar yaptı. Filipović'e çarpan top gol oldu. Yani bir iki tane gol şey. Bununla ilgili yanlış bilmiyorsam yani belki yalanlama gelebilir ama şöyle bir duyumum var. Yani ekip, Aykut Kocaman ekibi rakamlarla çalışır. Yani bu ilk analizinde Filipović'in bireysel hatasının daha yüksek olduğu, oynanan maç ortalamasına göre bireysel hatasının daha yüksek olduğu bilgisi var. Yani ben bunu burada ilk defa paylaşıyorum ya, yani sohbet ortamı olduğu için. Bir önceki sezon o kadar kötü bir Konyaspor olmasına rağmen Filipović çok diri kalmıştı sakatlanana kadar. Sonra sakatlıktan döndükten sonra onu da anlayayım. Bariz yani hataları oldu. Artık hani o sakatlıktan mı çekindi? Yoksa ya iyi dönemedi yani. Çünkü onun ismi Filipović, bunun ismi Ali Turan. Olay o orada şöyle hani gerçekten var o tarafında. Yani yabancıları daha az eleştirme gibi bir şey var. Geçen seneki durumda ben onu söylemiştim. Rakamları gördüğümde inanamamıştım. Geçen seneki kadroda yer alan yabancı oyuncuların Konyaspor'a maliyeti 101 milyon TL'ydi. Yerli oyuncuların maliyeti 19 milyon TL'ydi. Toplam 120 milyondan bahsediyoruz. Eleştiri yükünün tamamı yerli oyuncularda bakıyorum. Ben düz mantık bakıyorum olaylara bazen. İşte bir şirket burası. Kar amacı güden bir şirket. Şirket yatırım yapmış. 100 milyon TL yatırım yaptığı bölümden doğal olarak daha fazla beklentin olur. Ama bizim beklentimiz nedense öteki tarafta. Şimdi elbette rakamlar yüksek, futbolcular önemli paralar kazanıyor, karşılıklarını vermek zorundalar ama hani 1.3 milyon euro kazanan Yahovic'ten beklentinizle, Mücahit'ten beklentiniz aynı olursa orada bir sıkıntı vardır yani. Ama Mücahit geçen sene 5 maç oynadı, 2-3 kere ıslıklandı. Ben Yahovic'in hiç ıslıklandığını görmedim. İstemedim belki. Bak Konyaspor'dayken ıslıklanmasını asla istemedim. Hep destek vermeye çalıştım çünkü hasbelkader sözünü onunla bitireceksiniz. Ama gittikten sonra da şunu söyleyebilirim. Geçen seneki en büyük hayal kırıklığı benim adıma Yahovic'tir. Yani gözümün önünde en az 5 tane kırılma noktası var. Yani atsa Konyaspor'un gidişatı değişecek. Yani başka bir yola gireceksiniz artık. O yolun sonunun nereye gideceğini bilmiyorsun. Öyle anlar geldi. Özellikle Antalya maçından sonraki süreçte o kırılmaya bir döndü olumsuza. Geri döndüremediniz. Trabzon'da atamadı. Trabzon maçı. Trabzon'da Göztepe maçında atamadı. Malatya maçındaydı herhalde. Birkaç tane pozisyonu var. Yani en son en bariz herhalde Göztepe maçı mı? Göztepe maçı. Yani son daha ne yapılabilir? Yani bir takım daha ne yapabilir? O son dakikada iniyorsunuz çizgiye, kaleci öne çıkmış. Kafanızın üzerine topu eliyle atar gibi atıyorlar. Ama Mücahit ıslıklandı ya. Ama bunda bizlerimiz yani kendimizi de yeni kurulmuş olarak içine katıyorum.
Bizlerin de hatası yok mu? Var. İşte bizlerin de hatası mesela bu doğruları taraftara doğru bir şekilde anlatabilmek. Yani biz de bunları yapmış olsak. Ama şöyle ben neden kırgınım biraz? Şöyle, fikrini söylediğin zaman seni bir tartışmanın tarafı haline getiriyorlar. Ve bu taraflılık şey değil. Yani bir fikir tartışmasının iki karşıt görüş olarak değil de birilerinin adamı mesela. Şimdi buradan Ali Turan'la bireysel ilişkim olabileceği üzerinden çıkarım yapacağın insanlar var. Bunu izleyip bunu yapıyorlar çünkü. Sen bunları yap, sana da yaparlar. Üç gün sonra yani birkaç kendi doğrularını söylemeye başladı. O var odası da işte camiayla iletişimi artırınca hafif ton düşmeye başladı. Eleştirilerini görürsün. Çünkü biz ben bunu insanları suçlamıyorum. Bizim kültürümüzde tartışma kültürü yok. Yani biz beceremiyoruz tartışmayı, metodolojiyi, yani neden sonuç ilişkisini, bu kavramları bir arada toplayıp bir sonuç elde etmeyi beceremiyoruz. Geriliyor insanlar. Fikir tartışmaya girdiği anda duygular işin devreye giriyor. Duyguların devrede olduğu bir yerden de sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkün değil. Hani konuşalım ama bir süre sonra ya işte yerlilerin Ali abiniz falan. Mesela benim gerçekten haklısın. Benim yani bunun şey sohbet olduğu için söylüyorum. Antrenmanla işte ilişkim antrenmana gittiğimizde o uzaktan geçerken antrenmana girerken baş selamından ibarettir. Ekstra bir gün bugüne kadar tek oturmuşluğum yoktur, şeyim yoktur. Sadece bir kere Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra Ali Çamdalı ile görüştüm. Bir kere oturdum. Onda da sezon sonunda bir program yapalım. Konuş ne istiyorsan. Gitmişti ama o şeydi. Bir program yapalım. Konuş istediğin şeyi diye konuştu. Sonra istemedi. Camiye zarar verir dedi. Bir onunla oturmuştum vardır. Ama insanların gözünde öyle bir dünya var. Yani gazeteci güçsüz, zavallı, çapsız, güç odaklarının altında ezilen bir hani mesela yönetim onların gözünde şey güçlü iş adamları, siyasi etkisi olan büyük adamlar, gazeteci sümsük etrafında dolaşan. Böyle bir dünya yok ya. Böyle bir yapı yok ya. Yani böyle insanlar da vardır. İstanbul basını bu algıyı verdi topluma. Yani o ezik gazeteci tipolojisini İstanbul basını oturttu ama yani yerel basında falan böyle şeyler olmaz. Yerel basındaki insanlar en az yani ne bileyim o bahsi geçen insanlar kadar vakur duruşu olan karşılıklı saygı çerçevesinde mesleğini yürüten insanlardır. Hani aranız iyi. Çok komik. Ama bunun öteki tarafı da var. Ha. Onu da söyleyeyim. Yani selamlaştığın, muhabbet ettiğin, birisini eleştirdiğin anda futbolculardan da gelir hemen. Yani o kişisel ilişkileri ayarlayamıyoruz biz. Evet. Tam anlatabildim, ifade edildi mi bilmiyorum. Taraftar boyutu hemen kişisel ilişkiye bağlar. Öteki taraf hemen başka bir noktaya bağlar. Ama mesleğinde herhalde kaderi bu olsa gerek. Yani ya, Konya'mızda dediniz ya, Konya'mızda böyle bir tartışma kültürü yok. Ben Konya için söyleyeyim. Bütün Türkiye'de böyledir yani. Türkiye'de de var ama Konya'da da biraz daha fazla gibi. Ben şuna bağlayacağım. Daha önce başkanlığa aday koymuş veya başkanlık yapmış insanları mesela bugün kaç tanesini tribünde görüyoruz? Kaç tanesi destek veriyor? Kaç tanesi forma kampanyasına destek verdi? Evet. Yani öküz ortaklık bitti denir ya. Tam olarak öyle bir şey yani. Yani zor ama zor bir arena. Yani yıpranmadan çıkamıyorsun. Ve çıktıktan sonra bir daha bir süre sonra aman ben mesela bugün gazetecileri bırakayım. Yani uzun süre maçlara falan gitmem. Kendimi toparlayıncaya kadar. Ha maçı tabii futbolu takip eden, futbolu seviyoruz o ayrı bir şey. Konyaspor'u takip ederiz ama uzun süre gitmem, ne bileyim yazı okumam, gelişme takip etmem. Niye? O korkunç bir yıpratma hali o. Yani sizin enerji, kara delik gibi enerjinizi emiyor ya. Ve ben bunun tabii baskı altında olan insanlar için çok daha zordur. Yani futbolcu için, yönetici için, hele hele çok eleştirdik zamanında ben bazen diyorum yani o dönemi yönetimini hala eleştireceğim. Eski yönetimden bahsediyorum ama yine de insani tarafıyla baktığımızda çok zor süreçlerden geçtiler. Kesinlikle. Tabii. Kolay. Psikolojik olarak çok kolay değil yani o durum. Ben forma kampanyasıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Hani biz bu yayını çekerken liste açıklandı. Şimdi listeye baktığım zaman o Konyaspor yönetimine
Hilmi Kuluk döneminde Hilmi Kuluk'la beraber çekişen kişilerden kimsenin ismini görmedim. Yani almamışlar. Veya eski yönetimde olanlar hiçbirisinin ismini doğru düzgün görmedim. Yani sadece siz yönetimdeyken mi seviyorsunuz Konyaspor'u? Yani tartışılır o konu da. Neyse, çok üzücü bir tablo ama onu söylemek lazım. Yani bizde böyledir. Yani demokratik bir rekabeti dahi kan davasını döndürebilecek psikoloji var bizim. Bu var ya, hani çok olgun bir durumdur yani. Bazen böyle kaybedeceğini bile bile çıkarsın, dersin ki en azından rekabet olsun. Ama o tatlılığı, o demokratik güzelliği yansıtamayız biz. Yani rakip olduğun anda artık düşmansındır da aynı zamanda. Rakip düşman demek değildir yani. Bu ölçüyü iyi ayarlamak lazım. Ama dediğiniz gibi güzel bir nokta eksiklik. Orada her şeye rağmen olması gereken insanlar. Söz verenler de tutulmamış mesela. Şimdi o da kötü. Yani 25 forma, 50 forma aldım, ettim. Sadece bunlar reklam içinse Konyaspor üzerinden reklam yapmayın kardeşim. Yani. Ayıp yani. Ama yani sevdiğiniz bir şey üzerinden reklam yapılır mı ya? Şöyle güzel bir tarafı var. Benim üstadın siyasi bakış açısı da olduğunu biliyorum o zaman zaman. Benim hiç siyasetle ilgim yoktur ama şunu da ifade etmek lazım diye düşünüyorum. Yıllardır Konyaspor'un yani zor durumlarda veya sıkıntılı olduğu dönemlerde siyasetin veya şehrin ileri gelenlerin yardım etmediği, Konyaspor'un yanında yer almadığı gibi hep geleneksel ve kabul gören bir söylem vardır. Sanki bu sefer bu yıkıldı gibi, bunu da dikkat çekmek lazım diye düşünüyorum. Oradaki kampanyada da bunu gördüm. Konyaspor'la iletişim halinde olan bütün siyasiler bu kampanyaya dahil olduklarını gördüm. Öteki taraftan sponsorluk görüşmelerinde işte Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın, ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Konya Valisi'nin Konyaspor'la dertlenmesi doğru veya yanlış tartışılır. Hani ittifak meselesini mutlaka konuşuruz da, sponsorluk meselesi. Ama en azından bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Eleştirirken ne kadar netsek, hakkını verirken de net olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu siyasi bir yaklaşım olarak görmesin kimse. Yanlış anlamadım. Benim herhangi bir siyasi partiyle hiçbir zaman ilişkim olmadı. Ama son dönemdeki tavrı hoşuma gidiyor. Şehrin siyasilerini, milletvekilinden tutun da bakanlara kadar Konyaspor'a sahip çıkılıyor. Arkada çok önemli hamlelerinde yapıldığını biliyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğu çok önemlidir. Yani cami adına, ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben o durumu olumlu buluyorum ya. İyi bir çatlar olsun. Sponsorluk konusuna değinmişken İsim sponsorluğu konusuna da girelim. Onu da konuşalım. Sonra transferlere geçeriz. Şimdi öyle yapalım. İsim sponsorluğu konusuna girelim. Sonra şeye geçelim. Bu sezon başında Bayiş'le beraber o sürece geçelim. Doğru. Evet abi. İttifak Holding, Konyaspor. Bence yakışmadı. İttifak yani Holding, Konyaspor bence burada yakışmadı. Burada da taraftarımız ikiye bölünmüş durumda. Yani ben, abi burada özür diliyorum. Çok ikiye bölünmüşlüğü yok. Ben %99'un Konyaspor'un önüne herhangi bir isim gelmesini istemediğini düşünüyorum. Bu doğal hali. Evet. Bölünmüşlük nerede? Bazıları Konyaspor'u düşündüğü için gelmesin diyor. Bazıları düşündüğü için gelsin diyor. İkisi de düşündüğü için ama. Herkes iyi niyet. Gerçekten aslında tartışma çok güzel tartışma. Bir taraf Konyaspor'un marka değerini savunurken, bir taraf da maddi, finansal değerlerini, maddi konumunu düşünüyor. Şimdi burada ben açıkçası marka değerini düşünen insanlardanım. Yani Konyaspor. Ben de maddiyatçıyım. Önüne sonuna bir isim gelmesini istemiyorum. Neden? Biz eğer bir markayı yücelteceksek, bu Konya'nın en büyük markası Konyaspor'dur. Bu tartışmasız yani. Dünyaya veya Avrupa'ya açılan kapımızdır Konyaspor. Şimdi biz bunu yani şirket ismi önemli değil. A firması olur, B firması olur, C firması olur. Hiçbiri önemli değil. Eğer futbolda çoğunluk olarak böyle bir isim veya bir sponsorluk söz konusu değilse, biz de buna ayak uydurmalıyız. Ama hani basket takımında olsak ben buna itiraz etmem. Çünkü bütün takımların, Avrupa'da oynayan, dünyada oynayan bütün takımların basketbolda isim sponsoru vardır. Çoğunda vardır yani, %90'ında vardır, ama futbolda böyle bir şey yok. Eğer biz bu markayı ciddi anlamda yücelteceksek, yani oradan alınacak parayı çok baz almamamız lazım olduğunu düşünüyorum ki yani Twitter'da da yazdık. Mesela bizim 3 senedir, 4 senedir stadyum sponsorumuz yok. Yani neden yok? En azından bu insanlar sponsor olacak firmalar
eğer ciddi anlamda Konyaspor'u düşünüyorlarsa bir sponsorluğumuzu, stadyum sponsor olacağız diye söylemelerini ben beklerim. Beklentim bu olur yani. Ama isim sponsorluğuna gelince bu markayı markaya zarar vereceğini düşündüğümden dolayı ben böyle olmasını istemem. Tabii sizin fikirlerinizi de anlattım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Güzel değerlendirme. Konuya başlarken de iyi bir ayrım yaptığımızı düşünüyorum. Espriyle karışık olsak da. Katılıyorum, saygı duyuyorum. Ama bir bakış açısı daha var. O tarafı da ben özetleyeyim. Mesela şu değil. Sizin istediğiniz, yani sizin özetlediğiniz şey olursa ben karşı çıkacağım değil ama sizin ifade ettiğiniz çerçevesini çizdiğiniz konu bugünkü şartlardan bağımsız olarak, yani biraz daha teorik bir bakış açısı. Evet, olmamalı. Yani sonuna kadar katılıyoruz burada ama bugünkü şartlarda çok ciddi yani ihtiyaç var. Ülkenin bir krizden geçtiğini, ekonomik bunalım yaşadığı gerçeğini önce bir zihnimizin altına oturtmamız lazım. Ve futbolda kriz daha derin yaşanıyor. Yani kulüpler bir tercih noktasında. Bazı kulüpler anlaşmalarını yaptıktan sonra tekrar eski alışkanlıklarına döndü ama o başka bir tartışmanın konusu. Ama doğru olan o değil. Kulüpler artık bir taraftan kaynaklarını maksimize ederken bir taraftan da giderlerini minimuma indirmek zorunda. Çünkü çok kullanılan bir kavram var ya, beka meselesi var. Kulüplerin şu anda beka meselesi var. Bunun farkında değil insanlar. Türk futbolu beka sorunu yaşıyor. Yok olabilir. Gerçekten bakın, yani şu birkaç yıllık süreçte çok önemli kulüpler tarih sahnesinden silinebilir. Hani duyuyorduk ya, vefalar, onlar bunlar, hani İstanbul'un bazı güçlü semt takımları. O hale düşülebilir. Ve burada işin içinde olanların daha fevri kararlar alabilmesini anlıyorum ben. Yöneticilerin özellikle. Çünkü bir de şöyle bir tarafı var işi. Eskisi gibi değil sistem. Sen geldin, kulüp borçlu yapısıyla genel kurulda devrettin, gittin. Öyle bir dünya yok şu anda. Bütün borçlar aynı zamanda yöneticilerin omuzlarının üzerinde. Şu anda çok ağır bir ifade olur mu bilmiyorum ama yani Konyaspor'un üzerinde bir ziraat kayyımı var. Konyaspor Ziraat Bankası ile anlaşma yaptı. Rakamı çok bilmiyorum, detayları bilmiyorum ama şu, yani ekonomik kararlara karışabilme yetkisinin olduğunu biliyorum. İstediğinde onaylamayabildiğini biliyorum. Yani bir ödemeye onay vermeme yetkisinin olduğunu biliyorum. Şimdi böyle bir ortamda kulüplerin devasa borçları var ve komik olan ne biliyor musunuz? Bu borcun ikiye katlaması çok basit, biliyor musunuz? Çok basit yani. Çünkü devasa bütçeler var. 120 milyon TL'lik bütçe yaptınız. O bütçe yapımını da sorunları lütfen onu anlatayım. Sürekli bir geyik var ya, iki maç kazansak şöyle olur, iki maç şöyle. Hani o geyiğin bir altını doldurmak lazım. 120 milyonluk bütçe yaptınız. Öngörüleri, çünkü bunlar öngörülerle yapılıyor. Yani ben şuradan para kazanacağım, şuradan galibiyet gelecek, şuradan şu sonucu alacağım. Onlar gelmediği anda borcun mesela 50 milyon TL yıllık artışı çok çok basit bir şey. Beklemediğiniz birkaç yenilgiyle 50 milyon TL'lik borcun altına girebiliyorsunuz. Ve kulüpler bu kadar tehdit altındayken çok da ufak tefek şeylere takılanamayabileceğini düşünüyorum. Yani orada istediğim için değil, kulübün Konyaspor'un önüne isim gelmesini ben de istemem. Çok saçma yani. Önce Torku'ya alışamadık, sonra Atiker'e, tam Torku'ya alıştık, Atiker'e geçtik. Atiker'e alışamadık, şimdi başka bir... yani bu çok uygun değil ama yani her kaynak yani değeri bile önemli değil. Küçük büyük her kaynağa ihtiyacı var Konyaspor. Bunu kimseye ikna etmek için söylemiyorum ama bakış açımı ifade ediyorum. Yoksa maddi bakış ve manevi bakış. İkisi ama ikisi de Konyaspor içindir yani. Hala kombatsan Konyaspor diyenler var yani. Ama şöyle bir şey yapışıyor. Ben Torku Konyaspor'ken seviyorum ya. Torku Konyaspor benim hoşuma gidiyor. Ya şey olduğunu düşünenler vardı o dönemde. O kadar uyuşmuştu birbirine. Yani bu kulübü siz kapattınız, Torku sponsorluğunda yeniden başlar. Konya Torku Spor yazanlar var. Torku Spor. Torku Spor. Hala söyleyenler var yani. Demek ki markanın üzerine ciddi anlamda yapışıyor. Ya şöyle bir şey yapılabilirdi. Hani İttifak Park diye stat ismi bu şekilde İttifak Park yapılabilirdi mesela. Yani bakış açıları değişik ama... Ya orada şey olabilir yani, bilmiyorum, kesin emin değilim ama stadyum sponsorluğunda belediyenin bir
Böyle kalsın beklentisi olmuş olabilir. Öyle de bir durum var. Hani çünkü 15 milyon TL'lik bir yatırım yaptı. Zaten bütün stadyum giderleri belediye yapmış, belediye de öğretmiş, devam ettirmiş. Bütün ihtiyaçlarını belediye görüyor. Bir tarafından da 15 milyon TL'lik büyük bir dev bir bütçeyle sponsor olmuş. Bu konuda belediyenin orada tasarruf uygulaması da bana çok normal geliyor. Yani orada illa sponsor bulunsun, stadyuma bulunsun. Belediye istemiyorsa kimse kusura bakmasın orada. Öyle bir hakkı var sanki. Son sponsorluklarla ben de haklı konuma geçtiğini düşünüyorum. Ama hani ittifaktan bir basket sponsorluğu bekliyorum açıkçası. Bence öyle olması lazım gibi geliyor bana. Kafamda bilmiyorum artık. Yani ben bir soru sorayım. Genelde konuk soru sormaz ama sizce markanın ne kadar etkisi var? Yani başka bir marka olsa daha az tepkiler olur mu? Olurdu. Daha az tepki olurdu. İttifaktan kaynaklı olarak markanın tepkileri daha büyük. İttifakın ticari siciliyle alakalı mı yoksa isim fonetik değil? Yok. Ondan mı biraz? Ticari. Tamamıyla istifakın ticari siciliyle alakalı. Ya benim bakış açımda hepsi aynı. Ama sadece ittifak olduğundan dolayı da eleştirenler var. Yok değil. Ama benim bakış açımda A, B, C hiç önemli değil yani. Borsacılar bilmem neler falan diyenler de çok tweet okudum o konuyla alakalı. Mesela ben ittifak şu anki kimde nedir ne değildir bilmiyorum. Hiç anlamadım. Ben de hiç bilmiyorum. Kimde? Takip ben okudum, etmem. Okuduğum yani. Tweetleri söylüyorum. Hani, borsacılara peşkeş mi çektiniz diye bir tweet okudum. Yani bunun muhatabı illaki Konyaspor'dur. Ya illaki yönetim açıkacaktır. Hani sanki biraz da böyle ittifak isminden kaynaklı olarak hani bu firmadan kaynaklı artırıcı bir unsur olarak söyleniyor. O da mı?